ACD kirişler dörtgeni. Burası alfa ise biliyorum ki karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlıyor. 180 eksi alfa. O halde bakın bunun bütünleri yani 180 eksi 180 eksi alfa alfa olacaktır. Benzer şekilde burası beta ise aynı mantıktan burası da Beta olacaktır. Yani EDB üçgeninin iki açısı alfa beta, ABC üçgeninin iki açısı da alfa beta. Üçüncü açılar otomatikmen eşit olacak. Burada açı açı benzerliği söz konusu. Benzerliğe baktığımızda da ortak açının karşısında küçük üçgende 4, büyük üçgende x. Beta'nın karşısında küçük üçgende 6, büyük üçgende 18 yani 3 katı. O halde 4 ise x bunun 3 katı 12 oluyor. Alfanın karşısı 8 ise büyük üçgende alfanın karşısı yani burası 8'in 3 katı 24 6 atarsak y 18 x de y'nin toplamı isteniyor. 12 artı 18 30. Alfa olsun. Gördüğü yay AD yayı. Bakın şurada bir teğet giriş açı var. Bu da aynı yayı görüyor. Demek ki bu da alfa. Şu açımız da beta olsun. Beta, alfa, teta, beta, alfa. Şuranın tamamı teta. Açı açı benzerliği. Beta'nın karşısı küçük üçgende 4 iken büyük üçgende 8. Yani büyük üçgen küçük üçgenin 2 katı. Teta'nın karşısı küçük üçgende 6 iken büyük üçgende 2 katı. 12 olacak. Alfanın karşısı büyük üçgende 6 iken küçük üçgende bunun yarısı 3 olacak. 12'den 3'ü çıkartırsak x 9. Nokta açısı CD yayını görüyor. Bakın şu açıda aynı yayı gördüğü için nokta. Bu açıya çizgi diyorum. Nokta çizgi Çift çizgi, nokta çizgi, şuranın tamamı çift çizgi açısı. Çift çizginin karşısında küçük üçgende x var. Çift çizginin karşısında büyük üçgende 9 artı 7, 16 var. Noktanın karşısında küçükte 9, büyükte ise x var. O halde x kare eşittir, 9 çarpı 16, x eşittir, kök aldığımızda 3 çarpı 4, 12. Bu şekilde şöyle bir saptama yapabiliriz. Şu açıyla şu açı eşitse aslında öklite de benziyor ama 90 dereceler yok. Bakın şurası x, şurası a ve b ise benzerliği uyguladığımızda yani ortak nokta, ortak nokta şu üçgenin büyük üçgene benzerliğini uyguladığımızda öklite benzer bir formül çıkıyor. Yukarıda da onu kullandık. x kare eşittir a çarpı a artı b D, -D birleştiriyorum. Şu açı alfa dersem E'de yayını görüyor. Şu açı da aynı gördüğü için alfa. Yine bakın ikiz kenar olduğu için burası da alfa. İşte biraz önce yaptığımız şekil burada çıktı bakın. Şu üçgen. Bu açılar eşit. İstenen A, E, X diyorum. Burası da X. Dolayısıyla X kare eşittir. 2 çarpı 8. 16. O halde X 4. DLC'yi birleştiriyorum. Burada çeyrek çember söz konusu. Bunu tam çembere tamamladığımızda çemberin 90 dereceli kısmı burada olduğu için geriye kalan 270 dereceli kısmı bu açı görecektir. Çevre açı olduğu için onun yarısı 135 derece, bütünleri 45 derece, 45-45 90 üçgeni 2. O halde burası da 2. ADC'yi birleştiriyorum. 2, 4, 2 kök 5 üçgeni, x yarı çap, burası yarı çap, x ikizkenar dik üçgen, x'in kök 2 katı 2 kök 5'e eşit, x kök 2, 2 kök 5, 2 kök 2'ye bölersem kök 2 kalır, kök 2 ile kök 5'i çarparsam x eşit kök 10. Çeyrek çember 90 dereceye bakın şu çevre açı bir önceki soruda olduğu gibi çemberin geri kalan 270 derecelik kısmını gördüğü için yarısı 135 derecelik bir açı olacak. Biraz şekli aşağı indiriyorum. DC'yi aynı doğrultuda uzatıyorum. A'dan dikiniyorum. Buraya 45 derece kalıyor. Burası da 45 derece. İkiz kenar dik üçgen. Hipotenüs 6 kök 2. Buralar 6 birim a c'yi de birleştiriyorum, yarı çap 5 kök 2, burası da 5 kök 2, ikiz kenar dik üçgen 5 kök 2'nin kök 2 katı yani burası 10. Bakın şu dik üçgen, şuraya k dersem a k c dik üçgeni 6 8 10 üçgeni, dolayısıyla burası 8 olduğu için 6'yı yatarsak x 2.